وَذَكِّرْ Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Güzel kardeşlerim, çocuklarımız, öğretmensek talebelerimiz, komşularımız bir mesaj, din adına bir söz ulaştırmak istediğimiz bütün insanlar, yani dinimizi, imanımızı, kitabımızı ulaştırmak istediğimiz insanlar, bir tür bize emanettirler. Biz 10 kelime biliyorsak, bu 10 kelimeyi kadarıyla insanları Allah'a çağırırız. Prensibimiz ve görevimiz böyledir. Bunu yaparken ilmihale öğretiriz, dinlediğimiz sohbeti öğretiriz, ashab-ı kiramı tanıtırız. Ebu Bekir böyle bir insandı, Ömer böyleydi, Osman şöyleydi, Ali öyleydi, radıyallahu anhum cemiyan deriz. Bu dinimizi tanıtmak olur. Dinimizin reklamı olur. Neslimizin dindarlaşması olur. Bunu yaparken yapacağımız çalışma türlerinden biri de Kur'an-ı Kerim okumaktır. Meal demiyorum. Meal zaten bir ilim. Sadece Kur'an-ı Kerim okumak diye bir Allah'a davet şekli vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu uyguladı Allah'ın emriyle. Gel sana Allah'ın kitabından okuyayım dedi. Ayetler okudu. Biliyorum hemen bana itirazlar gelecek ama Araplar anlıyordu Kur'an'ı diyecekler. Öyle değil kardeşlerim. Emin olunuz öyle değil. Sonra onun talebeleri olan ashabı, Allah onlardan razı olsun, bir kelime Arapça bilmeyenlere gittiler. Sana Allah'ın kitabını okuyayım dediler. Ve okudular. Ve o insanlar iman ettiler. Kılıçtan daha keskin dilleri vardı Kur'an okurken. Tefsirini, mealini kastetmiyorum. O başka bir bölüm. Onu herkes yapamayabilir. Sadece bildiğin Fatiha suresini oku. Bu Allah'a davettir. Örnek rolünü yapıyorum şimdi. 3 kişi ile oturduk. Gönlümden onlara Allah'ı sevdirmek, peygamberi sevdirmek, namaza başlamalarını sağlamak veya İslam'a girmelerini, Avrupa'daki kardeşlerim için İslam'a girmelerini sağlamak gibi bir his geldi. Ben onlara bir saat nasıl konuşacağım? Ama şunu yapabilirim. Kardeşlerim, sizden beni 2 dakika veya 3 dakika en fazla dinlemenizi rica etsem dinler misiniz? Sigaranızı söndürerek lütfen. Tabii muhabbetimiz olunca buyur diyecekler. Hah, fırsat geldi. Onları oturturum. Size ben benim iman ettiğim Rabbimin kitabı Kur'an-ı Kerim'den ilk suresini okuyacağım. Beni dinleyin. Herhalde yok canım seni niye dinleyeceğiz diyecek hali olmayacak. Belki biri diyecek öbürü demeyecek. Otururum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim. Veladdallin. Amin. Amin.
Teşekkür ederim dinlediğiniz için dedim. Güzel kardeşlerim, mümin kardeşlerim benim, bakınız. Din, Allah'ın hidayeti ve manevi sırlarla, frekanslarla gönüllere giriyor. Biz bu Fatiha'yı ağır hastaya okumuyor muyuz? Mesela işte çarpılmış adam gibi duran bir hastaya okumuyor muyuz? İyileşsin diye. O arada Fatiha'dan böyle bir şey mi gidiyor o hastanın beynine iyileşsin diye? Yok. Fatiha'nın okunduğu ortam ruh oluyor. Manevi bir dalga oluşturuyor. O gidip o insanı buluyor. Başı ağrıyorsa baş ağrısı bitiyor. Demek ki Kur'an'ın okunduğu yerde bizim gözümüzle göremediğimiz, kulağımızla duyamadığımız, burnumuzla koklayamadığımız bir hava oluşuyor. Dolayısıyla ben ısındırayım bunları Allah'a ve peygamberine dediğim insanlar, o Fatiha ile beraber muhtemel bir dalga yakalayıp, frekans yakalayıp, mesela bunu sen nerede okuyorsun, niye okuyorsun diye sorduğu an kapı açıldı bana. Veya aradan 5-6 ay geçtikten sonra o dinleyenlerden biri, o adamın sesi ne kadar tatlıydı diye bir his içinden doğar. O yok canım, o Arapların sözüydü, Arap türküsü gibi bir şeydi haşa der şeytan ona. Aradan geçer bir zaman, yok ya adamın çok güzeldi der. Bir yerden, bir cihazdan açıp bir daha dinleyeyim bunu der. O bir daha, Allah bilir ya, belki onun ileride hafız olmasına bile başlangıç olur. Ve bunun sebebi sen olduğun içinde Allah bu ecri sana yazar. Ona da yazar, sana da yazar. O yüzlerce kere Kur'an'ı hatmeder, sebebi sen olursun. Bunu evimizde uygulayabiliriz. Çocuklarımıza uygulayabiliriz. Eşlerimize uygulayabiliriz. Ama ya bunu dinlersin ya da diye tehdit ederek değil, gönüllerin coştuğu yerlerde tebliğ olur. Silahların ve tehditlerin konuştuğu, coştuğu yerde tebliğ olmaz dine. O tehdit olur. Tehditle kimse dindar olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara böyle Kur'an okudu. Musab bin Umeyr radıyallahu anh Medine'de böyle Kur'an okudu. Gönülleri fethetti. Tekrar ediyorum. Hiç kimse Arap ashab onun için anlıyorlar zannetmesin. Antakyalılar Arap mıydılar? Ashab-ı kiram gelip onlara Kur'an okuyup da iman ettikleri zaman. Hayır, 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 hayır. Kur'an'ın oluşturduğu bilgiden daha fazla bereketi var. Feyiz var. Ruhlara akar Kur'an-ı Kerim. Geçen okudum. İyi olmadı. Adam düzelmedi. Bir dakika. Her yağmur hemen bitki bitirmez. Ve her yağmur muhakkak bitki bitirecek diye bir şey yok. Ama bulutsan sen yağacaksın. Toprağı ıslatacaksın. Kime Allah tohum attırmışsa o yeşerecek sonra. Buna biz dinimizi dert etmek, Kur'an'ımızı dert etmek diyoruz. Allah'a bir kişi kazanmak diyoruz. Ashab-ı kiram peygamberlerine uyarak, Allah onlardan razı olsun aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ı böyle insanlara okudular. Pek çok sahabi vaaz edecek durumda değildi. Ama Kur'an okuyorlardı. Bildiği sureyi okudu. 3 sure okudu. İnsanlara bir daha oku dediler. Ne dediğini anlamadılar. Bir daha oku dediler. Ama onun ihlasına, heyecanına Allah bereket verdi. Ve böyle çok güzel mikrofonik bir sesle okuman da gerekmiyor. Namazda nasıl okuyorsan öyle. Senin sesin değil Kur'an'a coşku kazandıran. O Kur'an'ın kendisindedir. Bereket olarak, feyiz olarak. Senin ihlasın, heyecanın, umudun,
sesinden çok çok daha güzeldir. Böylece sen ecir kazanmış oluyorsun. Doğru bir yoldan gitmiş oluyorsun. Çünkü Kur'an yolu yolun. Hiç tartışmalı bir şey yok. Bunun grubu vesairesi yok, vakfı yok. Aynı şekilde karşındakine tebliğ yaptığın için o da mesul oluyor Allah katından. Kur'an kültürünü yaymış oluyorsun. İnsanların en üst noktadan birbirlerine bağlanmalarını sağlamış oluyorsun. Hiçbir şey olmasa o okurken sen binlerce sevap indi. Sen o sevapla coştun. Biiznillah o sevabın bereketi ona da ulaşacak. Bunu bir taktik olarak unutmayalım güzel kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Zekir fe inne zikra tenfe'ul mu'minin.